Intentional feat. Aynen öyle bir şey yani işte. Başlayalım abi. Son maç. Biri inlesinler. Tribünlerden hatta festival alanına şu 5. maç heyecanını bir alalım. Alalım. Oyuncuların da kulaklarına gitsin. Duyalım sizi. 5. maç konusunda neler düşünüyorsunuz? Tribün maçın başında... Abi ben bu arada 5. maçı izledim beyler. Bu 5. maçı izledim. Ben direkt pik ekranında Burak'a dedim ki Royal kazandı. Neden biliyor musunuz abi? Şu sol tarafa bir bakıyorum. Akali var. Ama Akali ne yapacak yani şu sağ tarafa göre? Ezreal Rakan var. Yani sağ tarafın pikleri o kadar daha çok iyi ki. O kadar daha iyi ki yani. Direkt ben pik ekranında Burak'a söyledim. Burak doğrula abi hemen. Doğru. Doğru değil mi? Tamam. Doğru. Bakalım bir piklere. Bak abi. Ben dedim ama ben Zaytnot Baba Ezreal'la kolay kolay bırakmaz dedim. Ama oyun başlayana kadar. Oyun başlayınca... Burak şey dedi. Supermassive kazanacak. Zaytnot işte Ezreal'la taşır falan dedi. Ben de dedim ki nereye taşıyor oğlum? Sağ tarafın pikleri görmüyor musun dedim. Sejuani o en güçlü jungle zaten. Azir... Adam oynuyor. Akali Azir vs. Yani Azir uzaktan şey yapacak. Akali üstüne atlayınca hop geriye kaçacak. Yani hiçbir şey yapamaz Akali Azir'e bence. Bot lane zaten eşit kasarlar herhalde değil mi Burak? Bot lane hakkında ne düşünüyorsun sen? Onlar scale oluyor ya bot lane. Yani eşit böyle karşılıklı minyon kesme festivali. Aynen. Jungle'lar, top'lar, TP'ler gelince top dövüş oluyor. Top lane'de de Jayce counterlıyor Nar'ı. Early'de falan. Jayce dövüyor Nar'ı. Gayet sağ tarafın piki çok daha üstün burada abi. İzleyelim. Oyuncuların da kulaklarına gitsin. Duyalım sizi. 5. maç konusunda neler düşünüyorsunuz? Stream'in maçın başından bu yöne bu arada Closer'ın skorlarına gelmiş. Fab'ın maçı derken hop yeterli olacak mı? Muhtemelen olacak. Yeterli olacak. Yeter. Closer'ın üst koridora giriş. Şimdi Arnold'un üzerine gidecekler. Combo tutmadı. Arnold'un dışarı. Arnold ne yaptı? Bir de orada. Ay kanka. Şimdi Sanya kombosu tuttu. Fab geliyor. Birazdan da Mega'ya dönüşecek. Fab'a doğru mu kaçacak Closer? Sersemet'e geldi. Sıçma farkı. Of. Ters tarafa düştü. Mega geliyor. Mega geliyor. Yanlış. Geliyor. Closer skoru gelmedi. Closer skoru da geldi. Abi burada Supermassive'in hatası bu arada. Ben size anlatayım mı arkadaşlar? Top lane'de zaten dedik ya Nar güçsüz. Nar bir de 6 level yani 9 level olsa anlayacağım tamam mı? Nar'ın bumerangı early'de 1 2 3 4 5 level'da bok gibi. Damage atmıyor, cooldown'u çok uzun, ultiye vermediği için vesaire. Zaten top lane'de çok güçsüz Supermassive. Bir de gidip savaşıp ölüyorlar ya. Oyun direkt orada bitiyor abi. Eğer şu top lane'de mesela Fabulous bir tane gank yiyip dilenmeye devam etse böyle ölmeden, hiç stomage uğramasa tapa, gidip başka yerlerde takılsa bu kadar fazla kaybetmezlerdi bence abi. Oyun burada bitmiş. İzleyelim evet, ama. Evet, o son engage yapmasalardı daha iyi olurdu. Aynen. Top lane'de bir tane gank yedin ya, sal abi dilenmeye başla, kulenin altından minyon kes, elvinklik yap. Kumarda nasıl ben kulemin altında takılıyorum mert gank atacak diye. Aynısını yapması lazımdı mesela burada Fabulous'un. Stomage'in de crystal tarzında trip atması lazım. Çok iğneleyici konuşuyorsun. Top lane'e gelmeyeceğim deyip salması lazım daha. Ben size söyleyeyim. İzleyelim devamını. Cüvesiyle abi ben bu kulenin altında bile durulmaz. Oo, Stomage yandı. Seal'ı görecek şimdi. Sancak kombosu yine tutmadı. Seal'dan da güzel bir yana adım. Şimdi geri dönüş hasarı. Closer oraya gelecek. Hoca vuruyor. Akali içeri doğru girecek. Seal'ı almak istiyor en azından. Seal'ı almayı başaracak mı? Etrafta yansıyor Seal'a. Ama Seal aldı. Armut geldi. Closer'ın o kadar fazla kaynak harcadık. Armut'a bir kill daha verin. Enerji yok. Enerji yok. Merhaba Armut. Bir skor daha aldın. Bahçeşehir Supermassive fena almayan bir anlayı. Bu şu an Elvind, Crystal vs Tal'Dorei'nin Stance Field olmuş arkadaşlar. Top lane'de Royal acayip güçsüz, sürekli top lane'de savaşıp duruyorlar. Bu yüzden Supermassive kaybediyor. Anla ki. Royal ama mesela bak adamlar top lane üstüne acayip oynuyorlar. Fabulous nefes alamıyor ya. Adamın yapacak bir şeyi de yok. O tempoyu karşılamak. Pilot bu arada kule barikatlarıyla beraber ciddi bir altın aldı. Yalnız Pilot'ın başı dertte. Şimdi sıçrayı kullandı. Tüy fırtınası da geliyor. Arkadan yandı. Oy. Pilot orada kule barikatlarını ilk kule altında alıyor bak, derken bak Fabulous'un etrafında oynamayıp Zaytnot'un etrafında oynadılar, hemen kill aldılar abi, gördünüz mü? Nautilus da güzel bir yan pozisyonda bekliyor. Bu şok patlaması Stomage'in canını oldukça yaktı. Ezreal da henüz dürtemiyor. Ama iş işten geçti. Artık o Jayce kastı yani. Olacak gibi bu savaşı istemedi Bahçeşehir süpürmesi. Armut orada manası geriye düşmüş durumda. Yalnız Fab'ı arkaya doğru da ittirdi. Fab'dan yine defansif. Closer geldi arkaya yalnız. Fab'ı yavaşlattı.
Fob'un üzerine sarsabetle gelecek. Üzerine ulti gelecek mi? Gerek olacak mı? Şu jungle stance skill. Diğeri de Tal'dırın abi. Başka bir şey değil yani ya. Çünkü Sejuani'nin ultisi hala ellerinde. Ve kuleyi almayı yeterli görüyorlar. Narskor'un hemen ardından bir de kule çıktı. Bunun için Sejuani ultisi bile harcamadılar. Bu arada şunu söyleyeceğim. Fob. Resmen oğlum, kabuslarına geri döndü. Kabus ya. Yemin ediyorum kabus ya. Bak adam zaten kötü matchup oynuyor. Birebir bıraksalar zaten yine kaybedecek. Üstüne adamın üstüne gank atıyorlar. 3 kişi 5 kişi böyle sikiyorlar sikiyorlar sikiyorlar. Zaten 1v1 bıraksalar oto kaybediyor zaten. Anladınız ama mı beyler? İlk yediği gank'i görmedin ki. Belki ilk yediği gank'ten sonra snowball oldu. Hatalı oynadı. Hayır, ilk yediği gank'ten sonra Jarvan tapa geliyor, ölüyorlar. Sonra bir daha Jarvan gidiyor. Tekrar Azir falan bir daha ölüyorlar. Sonra bitiyor. Ama bir tane gank yese mesela ilk yediği gank'ten sonra hiç uğramasalar tapa hiç. Böyle hiç kimse gitmese tapa. Jayce'le Nar 1v1 kalsa, Closer'da arada Nar'a gank atmaya çalışsa, Nar da ölmeden beklese amına koyayım 20-30 CS geri düşse, bundan daha iyi değil mi abi? Jayce'e bak. Hayır. 200 CS 4-0 bütün itemlarını bitirmiş. Nar oyundan düştü direkt abi. Yani ne yapsın çocuk? Kaan Stomage ilk 4 oyun full CEO'la yüklendi ama ölmedi. Mesela abi. Ölme yani Fabulous da ölmeyebilirdi istese. Kaybederdi. 30 CS geri düşerdi. Kabullenirdi kaybettiğini. Geride beklerdi. Stomage'e de hiç gelme derdi bence. Ben olsam öyle derdim. Demezdim gerçi. Ben çağırırdım. Kaybederdik sonra. Direkt dive'larla aynen bak. Trix diyor. Direkt dive'lar için korusa yeterliydi. Bu kadar abi. Top Deni Sejuani dive atacaksa, kule altı girecekse Jarvan bekleyecek arkada. Counter'layacak. Başka çözüm yok bunun. Öyle 2v2'de kazanamazlar. Yani imkansız. Bir şeyler olmuş arkada. Zaya çünkü bulut ejderini aldı. Ha, tek başına bulutu almış. Peki. Çok çok tarafım çok, çok büyük bir fark var. Kara baltayla çıkıyor. Evet, solun pikleri kötü bayağı. Çalışacaklar. Koşu yoluna gitti ulti ama. Frozen o Merkür'ün adımlarına. Evet, evet, evet. Ne kadar teşekkür etse az da gelmiş. Savaşı başlatan daha Bahçeşehir Supermassive. Closer orada kronometreyi kullandı. Afet'in içinde kalan bir ekip var. Stomage Afet'in içinden sıçrayla çıkmaya çalıştı ama çıkamayacak. Frozen. Armut her yerde ya. Her yerde adam. Bu saniye hatırlıyor musunuz? Bu Baron'a başlayacaklar. Bu Baron'a başladılar. Daha Ejderi ile Azir. Yine Zaya. Çok ölümcül bir kombinasyon. Bahçeşehir Supermassive'in bunun karşısında söyleyebileceği tek şey. Fab'ın ultisi geliyor. Baron'a görüşürüz olabilir. Baron'u almayı başardılar. Sejuani'den Baron. Siyol'un başından. Ya ulti mükemmel ulti. Siyol'un başından. Fab'dan burada gitti ulti. Oğlum bak. Beni çıkarın buradan. Nereye gideyim diyor. Armut oradan çıkabilecek. Ah be oğlum. 4 kişi hayatta. Beyler bu çok şey olmuş ya. Üzücü olmuş. Nar'ın ultisi kötü gelmiş burada. Geliyor. Görüşürüz olabilir. Baron'u almayı başardı. Gelmemiş oldu. Ama bak Azir çok iyi oynuyor. Azir'e bakın abi. Direkt buraya düşünsenize. Azir bir tane ulti atlamış olsa şuraya direkt 5 kişi ulti atacak Nar. Azir kurtarmış burayı. Siyol bayağı iyi oynuyor adam. Ondan sonra kafası karışıyor. Asım direkt böyle beyin amcıklığımız ne oluyor lan falan demiş böyle. Sıçmış sonra abi. Stans'ın savunucusu 3 TL. Stans senin kadar mal mı amın okuyayım? Evet mal, full tapı campleyip maçı kaybettirdi dedi. Bir kardeşimiz 3 TL yollayıp. Yani Stans senin kadar mal mı amın okuyayım deyip sormuş önce evet demiş sonra cevap vermiş. Kendi sorusuna cevap vermiş, donate mi atmış? Evet. Anladım. Teşekkür ederiz kardeşim 3 TL donate'in için. Abi burada Fabulous'un ben flash'ı var sanıyordum. Flash'ı da yokmuş arkadaşlar. Şurada böyle 2-3 saniyesi falan kalmış herhalde böyle. Maksimum 10 saniye yani. Sejuani'de kaldı Baron. Siyol'un başından. Ulti mükemmel ulti. Siyol'un başından. Tamamdan burada gitti ulti. Oğlum Armut oynamış buraya asıl. O inciyi gören var mı? Normalde Fabulous ultim şeyine giriyor. Slow motion alacağım burayı. Bak. 0.5'te izliyoruz abi. İzliyoruz. Bak. Dur. Nerede yapıyor bunu ya? Bak bak. Hadi onu. Bak. Jayce E'yi koyuyor beyler. Önce Azir koyuyor. Sonra Jayce koyuyor. Sonra Fabulous diyor ki. Yo ansın amı diyor yani basıyor ultiyi. Bak siktir git artık diyor yani. Yeter diyor ya adam ne yapsın. Çıkabilecek mi sıçrayı kullandı. 4 kişi burada Nar bir ulti patlatsa 5'i de ölürdü bu arada. Alacakları bir takas mı? Ama Tomage'in o pozisyondan haberdar değiller.
Şimdi oraya bir asker bırakıldı. Fav içeride Megalar. Tüyü yine durdurdular. Yine durdurdular. Yine durdurdurdular. Stomage'de bir şey yapamadı. Arkadan bu arada ay gelmeye abi yapma işte şunu ya. Yine durdurdular. Yine durdurdular. Yine... Bak ben olsam dur Elvin tarzına değil. Ben olsam atardım flash'ı. Hepsini geri ittirirdim. Sonra bizim takımın içine ittim. Ölürdü hepsi. Sonra yine suçlu ben olurdum. Ama ney? Bak, nasıl gerekiyor ki? Şurada tam böyle bak duruyor ya, duruyor ya. Ben olsam direkt şuraya flash atardım. Sonra duvara vururdum hepsini ya da bizim takımın üstüne iterdim. En azından bir şey yapardım, anladın mı? Şu daha kötü bak. Bak şu daha kötü kardeşim bak. Flash atıp sonra geriye ulti atıyor bak. Boş, anladın mı? Hiç kimseye değmiyor bile. En azından birilerine çarpardı la ulti. Benim dediğim daha mantıklı. Zaten onu yapmaya çalışmıştır büyük ihtimalle, ya olmamıştır. Ya peki hiç denemezse, hiç girmezse salsalar tavrı olmuyor mu? Şurada mı? Ha. Ama kaybediyorlar. Burada büyük ihtimal şey diye konuşuyorlardır. Abi bunu yapmamız lazım. Yoksa kaybedeceğiz. Bu kuleye verirsek adamlarda baron var. Tam şu an fight yapmazlarsa zaten kaybedecekler Mert. Bir şeyler denemeleri lazım. Baksana. 3'e 7, 6K fark var. Baron var adamlarda. Bir de pickleri de daha iyi üstüne yani. Ne yapsın? 3 level fark yemiş top lane. Yer. Çok doğal. Bir tek top lane mi yemiş? Evet. Bir tek top lane yemiş abi. Galiba nar seçiminde sorun var ya. Blind nar. Blind pick. Blind morde alsa mesela. Morde. Onlara bakmak lazım ya. Ne bileyim yani. Nar. Ya tamam da nar blind atılmıyor mu abi? Ne atılıyor, alaka? Atılıyor ama. Bu kadar da blind alınmış bir narın böyle şey olmaması lazım, anladın mı? Blind atılan pickler arkadaşlar, kör seçim top lane alıyorsan kaybettiğini kabul ediyorsun demektir. Bunu öğrenin. Nar alıyorsa mesela Fabulous, kaybedeceğim, adam beni counterlayacak Jace'de deyip zaten kaybetmiş bir şekilde başlıyor yine 1-0 geri. Ona göre oynaması lazım. Yani gerekirse 30 CS geri düşecek koridorda ama ölmeyecek abi. Bak şimdi öldü adam, 50 CS, 82 CS geri düşmüş aman okuyayım. Anladın mı? 30 CS geri düşmeyi mi tercih ederdin? 3 kere ölüp 82 CS geri düşmeyi mi tercih ederdin abi? Farklı charlar niye almıyorlar? Çünkü yani alınan charlar belli abi, meta. Anladın mı? Ben olsam mesela blind Vlad bile alabilirdim ya. Vlad niye almıyorlar anlamadım. Gerçi Vlad da olmaz ki. Buraya şöyle düşünmüşler büyük ihtimalle abi, süpermasif. Bunları almadan önce zaten pickleri çok kötü bence. Kötü. Akali kötü, nar kötü. Şu ikisi kötü sadece. Geri kalanlar okey. Akali de nar piki berbat ama bence. Bu benim düşüncem. 3 kere sen ölüyor. Sen ne alacaktın ki top'a blind? Morde alabilirdim. Cannon alabilirdim. Dur bakayım banlara. Bak Gangplank banlamışlar. Corki banlamışlar. Rumble, Irelia, Renekton banlı. Sylas banlı. Aatrox banlı. Zaten bütün top lane'ler banlı abi. Şuraya alsan. Morde'yi alsan. Takımın kompuyla iyi gitmiyor olabilir ama yine de daha iyi olurdu bence. Morde'ye karşıda ne alabilir ki adam ya? Alacak pick yok abi karşıda. Morde'nin böyle alıp Morde'yi fena sikecek bir seçim yok ki. Böyle şey alabilir. Jayce'i alsalarmış blind. Veya ne bileyim ne alabilirler? Vlad Jace alsınlar. Cannon alsınlar. Şeyden çıkardı adam cep. Bak pocket Vlad, yani. Cannon, ne bileyim Ornn. Efendime söyleyeyim Malkia'yı bile alsalar daha güzel olurmuş ya. Fab'ın gözünden mi izle? Oğlum Fab'ın... Saçmalama bu arada ya. Ney saçmalama? Çok ak bile olurmuş ya. Lan oğlum blind yani, anladın mı? Kör seçim. İşe yarayan bir şey. Bak Shen bile olurdu. İşe yarıyor gayet. Nar okey oğlum blind pick atılacaksa bence. Shen bile olurdu bak. Klet bile olurdu. Yani Shen, Klet herhangi bir şey olurdu yani. Akali, nar çok kötü burada. Ben söylüyorum abi, bu benim düşüncem. Sen ne düşünüyorsun ki Mert? Oğlum bence okey yani blind pick nar tapla atılması gereken bir picklerden bir tanesi. Bu kadar tap banlamışlar. Her tapa karşı duruyor. Bence değil. Split'i de okey bence. Kötü de değil. Bence değil ya, yanlış. Atılabilecek en iyi pick bence nar bu arada. Bilmiyorum, aklıma gelmiyor benim ne alacaklar diye düşünüyorum. Bence yanlış. Neyse izleyelim. Orada. Belki de
Fenerbahçe'nin süpürmesi adına güzel bir savaş başlangıcı ama cevap daha da güzel geldi Royal Youth'dan. Fob'u oynatmıyorlar. Royal domine ediyor ya. Kazandı mı tam kazanıyor adamlar yani. Çok rahat savaşıyorlar şu an. Yalnız Stomage geliyor. Akali solo queue karakteri ama ya. Akali... Bir fırtınası kullanıldı bu arada. Şimdi Pilot'un of üzerine gitmek isteyebilirler ama Pilot daha çizilmedi bile. Hasar bile almadı. Orta Akali'yi alacaksan çok iyi oynaman gerekiyor abi. Orta koridorun limitörünü almayı başardılar. Yoksa benim işe yaramıyor. Armut bu arada arkadan Akan'ı da almayı başardı. Rose'un üzerine gidecek. Abi şu oyun NAR bu kadar geri düşmese bile bence Royal kazanırdı bu arada. Bence de. Ya piklerden dolayı. Royal Youth şampiyonluğu almaya gelmeye çalışıyor. Bakalım başaracaklar mı? 30 saniye Frozen, 10 saniye Stomage. Tolerant dikkatli atmaya çalışıyor. Tolerant kronometreye girdi. Kule. İlk Nexus kulesi düştü. İkinci Nexus kulesine dönecekler. İkinci Nexus kulesini de alacaklar. Nexus'u da alacaklar. Nexus Royal Youth. Çağırdı. Bekledi. Bitmemiş olabilir. Bitmemiş olabilir. Bitmedi. Burada heyecanlandım ha ben. Katliam yediler. Bitmeyen maçı bitti dedik ama. Ne diye? Oyun daha uzayacak falan sandım. Bitmiyor Zaytlot. 3'te 3. Objektif yok ki oğlum, ne yapabilirler? Bir dakika işlerinde bitirecekler işte Baron alıp. Çok bir şey kaybetmemiş ki Royal burada öldüğünde. Baron olsaymış ama sup. Belki bir şey yapabilirmiş. Koşup bitirebilirler şu an. Suprat'ın enerjiyle Baron güç etkisi. Belki de son kez Royal Youth'un yanında. Yani o kadar önde ki bu arada Royal Youth. 8000 altın öndeler. Yani bu maçı izledi oğlum. Son maçı izledim dedi. Son maçı izledim. Armut yok. Armut'un ışınlanı var yalnız. Çok güzel pozisyonda. X sıçra. Şimdi içeri girecekler. Dur. Buna dikkat etmemiştim yalnız abi. Beyler burada ben büyük bir rezalet var. Rezaleti açıklıyorum. Stomage Hextech Flash'la duvarın arkasına geçmeye çalışıyor. Wolf da Stomage benle geliyor diye girip tek başına ölüyor abi. Normalde Wolf satmış gibi gözüküyor evet ama Stomage duvardan geçemiyor. Stomage'de neden Hex Flash var? Öyle almış. Nasıl? Bak duvardan Hextech Flash atıyor tamam mı? Adamların amacı şey. Stomage buraya girecek, ultiyi basacak, sonra Wolf girecek, dalacaklar. Ama görüyorlar orayı. Pink var. Evet. Pink Ward'un üstünde niye yapıyorlar la bunu harbiden? Görmüyor mu orayı Royal? Aaa. Görüyor. Pink Ward'un üstünde Hextech Flash atılıyor burada. Güzel pozisyonda Hextech sıçra. Şimdi içeri girecekler. Durdurdular. Yalnız durdurmayı yok ettiler. Yok ettiler. Closer tarafından parçalarına ayrıldı. Gidiyor. Aşağıdan gitti. Armut. Bu maçın sonunda böyle Armut şampiyon olacağım. Şampiyon olacağım. Flash mı attı? Flash atıp Nexo vurdu lan. Türkiye Büyük Finali'nin şampiyonu. Türkiye Büyük Finali'nin şampiyonu 5 maçta belirleniyor. Vay be. Oyuncuları gösterin bize. Oyuncuların sevinçlerini. Oyuncuların sevincini niye koymadınız ya? Beyler durun ben izletirim size hemen. Oyuncuların sevinişini bir izleyelim ya. O kadar maç oynadılar, bari bir sevinelerdi.